Hepinize merhaba arkadaşlar. Olgaritik'te Clash of Clans derslerine hoş geldiniz. Bugün Golem Valkür ve eski oyuncuların bildiği Golem Pekka saldırısını yapacağız. Klan savaşı olarak. Evet arkadaşlar. Az önce bir dakikacık. Kim kaç kişi aktif güzel. Klan kalesini boşaltalım. Çünkü dediğim gibi Golem Pekka saldırısı yapacağım için Golem'e ya da Valkür'e ihtiyacım var. Hızlı olsun hızlı lütfen bakalım atacaklar mı Tabii ki öncesinde ne yapıyoruz saldıracağımız köye bir göz gezdiriyoruz arkadaşlar güçlü bir köy güçlü bir köy binası 9 full bir köy binası 9 her şeyi full adamın bütün savunması full duvarları Gerçi daha full değil. 9. seviye. 10 olması lazımdı. Neyse. Şimdi bu köy aslında çok da golem valkür saldırısı için çok da uygun bir köy değil. Ee, aslında buraya çok güzel tazı balon saldırısı yapılır. Ama tazım daha iki, birinci seviye olduğu için yapmadım tazı balon saldırısı. Golem valkür saldırısı yapacağım. Ee, i̇ki golemi, bir golemi buradan, diğer golemi buradan atacağım. Ee, büyücülerle öncesinde bu etraftaki şeyleri temizleyeceğim ki e, valkürler içeri doğru girebilsin. Çünkü aklınıza bulunsun arkadaşlar. Eğer bir Valkür saldırısına Valkürler dağılırsa, merkeze gitmezse o saldırı bitmiş demektir. O yüzden Valkür e, saldırısındaki en önemli şey Valkürlerin mutlaka merkeze toplu bir şekilde gitmeleridir arkadaşlar. Bu arada halen daha bağış atmadılar. Bu çok büyük sıkıntı. Bağış olmasa giremeyiz çünkü. 3 kişi aktif olmasına rağmen biri zaten klan savaşında. Ordumuza bir bakalım. Bu dediğim gibi bu ganimet ordusu. Ee, bu golem Val aslında şimdi valkür saldırısı yapacak ama klan savaşı yapmayacak. Birazdan yapacak onu. Zaten hızlandırma bastım. Hemen yapalım. Evet. Valkür pekka saldırısı arkadaşlar. Eski bir taktik. İleri ileri diyelim. Köy bulmamız lazım. Güzel. Hadi bakalım. Ya bu da çok çerez bir köy ya. Ne bu çok çerez yani. Ganimeti iyi de yani. Buna saldırmak istemiyorum ya. Bu çok kolay bir köy ya. Daha böyle zorlayıcı bir köy lazım. Vallahi ganimeti çok güzel ama sırf video uğruna geçiyorum. Hadi Ha, Yine aynı ama bu ganimet'i geçemem. Bunlar 500 bin altın var. Ee, kara az ama idare eder. Zaten kara orada ordu çok basmıyorum. Sadece klan savaşı için. Şimdi bu köy o kadar kolay bir köy ki. Yani nereden saldırsak alırız. O yüzden hiç taktik yapmayacağım. Direkt 3 tane pekka şu şekilde salladım. Yüceleri atıyorum. Sağda solda var mı inşaat kulübesi? Yok. Oo, çok basit ya bu köy. Duvar kırıcıları atalım. Evet. Valkürler içeri doğru girecek şimdi. Hemen bir öfke. Zıplamaya atmamıza bile gerek yok. Kral kraliçeyi atmadık bile. Şuradan atıyorum kral kraliçeyi. Ufak bir kraliçe yürüyüş yapalım. Şuraya zıplama attım. İhtiyaç duyacaklar birazdan. Oradaki valkürlerimizi kaybetmeyelim. Hızlı hızlı bitirelim savaşımızı. Bir tane hızlı büyüsü attım. Evet. Çok easy bir maç. Gördüğünüz gibi. Kralın kraliçesinin aktifini kullandım. Evet. Çok, çok basit. Bir dakikada aldık. Çok güzel bir ganimetti. Yani çok kolay bir köy olduğunu ben de farkındayım ama bu ganimet hayır diyemezdim. Üçüncü seviye golem. Oo çok güzel. Çok güzel. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz yollayan arkadaşımıza. Golem. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ama tabii kayıt olduğumuz için ses kaydı çıkmıyor. Teşekkürler kardeşim. Adamsın. Neyse hemen bir sonraki klan savaşı için e, ordumuzu basalım. İki tane gerçi bir tane golem attı. İki seviye gerçi üçüncü seviye golem attı ya. Ee, şimdi saldıracağımız köy çok güçlü bir köy ve çok fazla valkyrie ihtiyacımız var. O yüzden bir tane golem basacağım. Çünkü klan kalemizde var zaten. Valkür sayısını biraz arttıracağım. Normalde e, 11-12 tane basardım. Şimdi 15 tane Valkyrie aldım. Baya fazla aldım. Farkındayım. Klan kaleleri inşallah dolu değildir. Ona da bakmadım. Ee, bir dakika. Hemen hızlıca bakalım klan kalesi, kalesi doluysa. Çünkü başka bir ordu basmam lazım. O dolu. Bu çok tehlikeli bizim için. O yüzden mutlaka zehir büyüsü almamız lazım. Oo, ama zehir büyüsünü alırsan hız büyüsünü alamayacak. Beni çok büyük bir çıkmaza soktu şu an. Eee. Zehir büyüsü alacağım yani yapacak bir şey yok. Yani hız büyüsünden feraket ettim maalesef. Onun yerine iki tane öfke alacağım. Bir şifa, bir hız, bir tane de zıplama büyüsü. Ee, bir 15. Şimdi bir sürü büyücüye ihtiyacımız var. Çünkü yüzde %90 ihtimalle tazı falan var. Hatta 8 tane basalım. Bir tane de binici aldım şey için. Klan kalesini çıkartmak için bir bakalım klan kalesi ne kadar merkezde. Çok merkezde ya. Nasıl satayım? Bir dakika. ha Tamam. Bir tane biniciyle e, buraya yollayacak ki Klan Kalesi'ndeki askerler çıksın. Sonra e, bir tane okçuyla Klan Kalesi'ni buraya çekecek. Sonra e, büyücüleri buradan atıp, zehri buradan atıp e, Klan Kalesi'ndeki askerleri öldürdükten sonra e, alttan değil e, üstten saldıracağım. Çünkü üstten, üst merkeze daha yakın. Buradaki duvarı da Boş bıraktı. geri zekalı buraya tuzak kurdu da. iki tane bomba o kadar valkür etkiler mi? Mal. Neyse. Dediğim gibi burası merkeze daha yakın olduğu için bu taraftan saldırmayı tercih edeceğim. Bir tekrardan bir göz gezdirelim köye. Zor bir köy. Klan kalesinin dolu olması bizi daha da zorlayacak. İşimiz kolay değil ama inşallah kazanırız. İnşallah bir hata yapmam. Son iki klan savaşında çok aptalca hatalar yaptım. Çok saçma sapan hatalar yaptım. Umarım bunda hata yapmam. Şimdi Dediğim gibi binici bastık. Duvar kırıcı basalım. Hmm. Bir tane valkyrie eksilttim arkadaşlar. Duvar kırıcı çok önemli. Duvarlar yüksek seviyesi. Bir tane okçu aldım. Merkezi çekmek için. Ee, bir tane daha büyücü aldım. Tamam. Güzel. Yedek ordumuz alır. Şimdi o ok güçsüz olan köye saldıralım. 8. köye bir bakalım. Uf. Tamam. Buraya saldıracağım. Buranın akılan kalesi dolu. Ee, şimdi neyle çekebilirim? Buradaki Kılan kalesi çok dışarıda Bir tane okçuyla çekerim. Köşelerde zaten inşaatçı kulübesi yok. Saldırıyorum. KV9'a yeni geçmiş bir köy. Evet. o elektro ejderi var. Ha siktir zehir almadım bu orduya. ya. Ay anasını satayım ya. Oo, şimdi bok yedik işte. Sen gel şöyle. Bayağı bir büyüşü sarf edeceğim. Adam akıllı bu arada. Tutsakları güzel yerleştirmiş. Şimdi. Elektro şeyin seviyesi yüksek. Kraliçenin aktifini kullanarak aldım şeyi. Güzel. Bir, iki. Tamam. tamam kardeşim yürüyüşü yapalım biraz. Köy düşük ama biraz kötü başladık. Bayağı bir büyücü hayat verdik. Büyücülerin ölmesi bizim açımızdan biraz yorucu oldu. Çünkü P.E.K.K.A saldırısında büyücülerin rolü çok önemlidir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi zıplamayla mutlaka bunların merkeze gitmesi lazım. Çünkü P.E.K.K.A'lar biraz mal olduğu için bütün köyü dolaşabilirler. Aga, bu savaşı alamazsak rezil oluruz ya. Kötü başladık. Baya kötü başladık ya. Çok asker kaybettik. Hiç büyücümüz kalmadı. 3 tane Pekka gidiyor da. Yeter mi ki 3 tane Pekka? Seviyesi o kadar yüksek değil. Daha 4. seviye. Kraliçe yürüyüşünden biraz umutluyum. Nitekim Barbar Kral da merkeze doğru ilerliyor şu an ama çok fazla duvar katmanı var önünde. Allah'ım şeyi kaybetmem lazım ya. Bir tane öfke bastım. Hızlanmaları lazım pekkalarım. Bir tane pekka öldü bile. Zaten topu topu 3 pekkamız var. Hadi be kardeşim be. Çok zor bir savaş. Çok yorucu. Adam tuzakları çok iyi yerleşirdi o. Bak mesela iskeletlere falan takıldılar. Şimdi dışarı doğru gidiyorlar. Allah'ım durum çok vahim. Yani bu köy biraz daha güçlü olsaydı alamazdık ha söyleyeyim size kötü saldırdık çünkü. Elektro ejder olacağını hiç tahmin etmediğim Klansık Kalesi'nde. O beni çok yordu. Bütün büyücülerimi oraya verdim. Hadi be. Hadi be. Taş pekkamız kaldı? Neyse 3 pekkamız daha var. Tamam ya. Ana ne 30 saniye var. Ana ne sikiyim. Bas Aga başka yerde bir şey yok inşallah. Allah'ın Hadi lan Oh tamam Uf, Var ya Altıma sıçtım ha bir ara Of çok korktum ya Neyse tamam 8. köy kolay bir köydü zaten <laughs> Kolay olmasınlar ama bizi bayağı zorladı Klan kalesinden dolayı Şimdi bir tekrardan bir göz gezdirelim 9 tane büyücü aldık Güzel bu arada bu son saldırım olacak. Bundan sonra videoyu bitireceğim. 75 tane var var. 75 tane okçu. En zor saldırıyı sona sakladım arkadaşlar. İşte bundan. Bundan. Tamam. Dur lan şey almadık. Yes. Tamam. Dan, 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 dan. Yes. Asıl zor olan savaş şimdi. Bir bakalım büyülerimiz doğru çıktı mı? Yes. Ee, kahramanları güçlendireceğim. Ee, zor bir savaş. Bizleri bekliyor arkadaşlar. Klan kalesinde 3. Seviye dev olması biraz sırıttı. Yani sırıtmadı değil. 4-5 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada... Biraz konuşalım oyundan. Uzun zamandır e, oynamadım. Clash of Clans'ı uzun bir aradan sonra yeniden geri dönüş yaptım. Köy binası 9 hesabına. Benim için zorlu bir süreç çünkü alıştım ben hep köy binası 11'lerde, 12'lerde oynamaya. 9'a dönünce biraz kendimi çömez gibi hissettim. Ama yapacak bir şey yok. Evet, dediğim gibi aynı taktiği yapacağız. Gerçi adam acaba bilerek mi yaptı ya? Belki de adam bu taraf bütün tuzakları buraya koyduysa şu kısma zorlanacak. Çok asker kaybedecek. Ya büyücüleri çok çabuk kaybediyorum ya. Bu elektro ejder içine sıçtı yani bütün planın. Ben ne güzel tazı var falan zannettim. Of. Neyse bu, bu sefer Allah'tan zehirimiz var. Ee, toplam 4 tane büyücü harcamayı düşünüyorum. Geri kalan 5 tane büyücüyle e, ee, şuraların işte 5 tane büyücü buralara yeter mi? Benim asıl aklımı kurcalayan soru bu şu. Bu. Çünkü bu tarafı temizleyemezsek e, askerler içeri doğru gitmeyecek. Köyün etrafından dolaşacak. Bitecek yani. Mutlaka. Çünkü zor bir köy dediğim gibi mutlaka valkürlerin içeri girmesi lazım. Uf, çok zorlu bir süreç. Bizleri bekliyor arkadaşlar. Önemli değiller. Eyvallah kardeşim. Bu arada bunları da alalım. Oo, bayağı ödülümüz var. Altında. Depoda yeterince alan yok. Bu ödül yerine 5 taşıt var. Bak pezevenge bak. Beni Nasıl lan? Ya, lan sikik klan kalesini yollasana. Ödülleri. Göte bak. Bizi kazıklayacak. Sikti dolu olduğunda alırım. Pezevenge. bütün depolar doldu ya. o. Bu arada klan savaşı biter bitmez e, kralı 18'e yollayacağım. Çünkü bayağı düşük kral kraliçenin seviyesi. Yani köy binası 9'u fulllemek üzereyim neredeyse. Yani basacak çok az şey kaldı ya. Yani bunların hepsi şey. Yani şimdi çok fazla gibi gözüküyor ama bunların hepsi tuzak. Yani bakın işte gizli tünel, hava patladığısı falan filan, altın madeni falan yani bütün e, orduya ait her şey basıldı. E, savunmalar basıldı. Sadece belki kışlalar basmam lazım da Allah için hiç ejder kullanmıyorum ya. Yani. niye 11'e basayım? Ee, dediğim gibi köy binası 10'a geçerken zaten kaç gün 10 gün müydü kaç 6 gün ister 6 gün içerisinde bunlar kaç gün bunlar 3 gün o, bunları basar ki ya böyle devinasını bastığım zaman basarım bunları ama şimdi acele etmeyeceğim ee, önümüzdeki 2 ay boyunca 2 ay uzun bir süre köy binası 9'da kalmayı düşünüyorum çünkü duvarları fulllemek ya her şeyi fulllemek isterim köy minas 9 alakalı. Hero'lar menaz 25 yapmam lazım. Dediğim gibi önümüzdeki süreç çok uzun, çok sancılı bir süreç. bir bakalım ordumuzun çıkması ne kadar kaldı. Tamam. 10 saniye sonra ordumuz hazır. Ya Allah diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Ya Allah arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çok zor bir köy. Hiç hata yapmamamız lazım. Hiç hata yapma lüksümüz yok. Hata yaptığımız anda her şeyi kaybederiz. Bir tane attım buraya. Yes. Tamam. İlk aşama güzel. Sonrasında şuraya doğru çekmekti planım. Tamam burası da güzel. Bir tuzak muzak çıkmadı. Ee, zehiri sol üstte atıyorum. Şu şekilde attım şu şekilde 1 2 hadi hadi yapma onun için bak bunu hesaba katmadım Tamam dört tane şey kaybettik Kraliçe şöyle yapalım şuradan Acaba sol üstten de alacağım arkadaşlar Sağ, sağ, sağ tarafa dalacak kadar askerim yok Çok asker kaybettim yine Tamam Oğlum sol üstten dalmamız çok kötü oldu ya. Şimdi bir. Ha siktir kraliçeyi kaybetmek üzereyiz. İki. O. O yarısı şeye gitti. Dışarı gitti. Tamam. Toparlamak zorundayız. Toparlamaktan başka çaremiz yok. O o o o o bütün tuzaklar içerideymiş. Çok hızlı bir şekilde öfkeyi attım. Hemen oradan çıkmamız lazım. Çok askerim çok askerim ölecek yoksa. Ee, şu an biraz sancılı geçiyor o süreç. Çok sancılı bir süreç. Ee, şu şekilde attım bunu. Başka çarem yok. Keşke hız büyüm olsaydı. Çok asker kaybedeceğim orada. Çok oyalandık. 3 yıldız alamayız arkadaşlar. En azından e, alabildiğimiz kadar yüzde alalım. Şu şekilde attım çok zor bir köydü ya. Yani %2 yıldız almamız bile zordu. Yani bu birliklerle bu seviyeyle az zordu yani hakikaten. Aga ya. %63. %65'te falan kalırız. O bile olmadı. Zor bir oyundu. 2 yıldız aldık en azından %63'te. Güzeldi. Daha iyisi olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi arkadaşlar. İki yıldızımızı aldık. Tamam. Zaten güçlü bir köydü. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım videonun sonuna kadar izlemişsinizdir. Ee, Hoşçakalın. Güle güle. Bye bye.